YouTube selamünaleyküm. Allah billah pes. Hadi gire, hadi izleyelim videomuzu. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Güzel bir karaoke kısmımızdan sonra videolarımıza geçiyoruz. Videolarımızdan sonra da oyunlarımız var. Hadi bakalım hep birlikte izleyelim hocam. Kendimi huzur evine kapattım. Vallahi biz Mertcan'la yaşlandık ya. Oğlum dur, olmaz. Ne oluyor lan? Canımın içi yapma. Yapma! Hayır, gençlik bitmiş. Sikiyim böyle genç. Ben kaç kere söyleyeceğim? Güvenme gençliğine. Ölen hep bitti. Şekil de bir yan verebiliyor mu bak? Görüyor musun? Aynı bak abartma lan gibi. İzle sadece. Zoom. Hoppa. Gülüyoruz, eğleniyoruz da aga nigam. Dün bir film izledim Beyaz Melek diye. Allah. Bütün tadım kaçtı, korkuyorum. Hem Beyaz Melek'ten gerginim hem de o şeyle karşılaşırız diye. Ne teyzesi yara. Mesela karne günde hangi belgeyi aldığımı hatırlamıyorum. Yaşlanmanın da uzun... Ben en son belge 6. sınıfta aldım. Daha almadım. Bu kaçıranlar da var ekibimizde. Furkan'la Caner. Bu ikisi tek tüm piyasaya değil. Adamlar 30... Adam! Ananı avradına tür et! 33-34 yaşlarına geldiler. Hem onları anlamak için hem de bu huzur evlerinde neler yaşanıyor. Biliyorsunuz ki daha önce cezaevine girmiştik. Ver bakayım abi. Attı o. Ver bakayım. Cidden tribe girdim ya, girseydim içeri. Mesela çıkmak istesem çıkamıyorum. Havanla konuşmaya başladım. Mahkumlarımızı anlamaya çalışmıştık. Bugün de bir gün boyunca huzur evinde ne yapabilir bu ekip? Bunu göreceğiz. Prodüksiyonu kes. Yaşlandırma taktiği uyguladık. Arkadaşım hoş geldin. Ya ne alkolü amına koyayım. Sesim için bal içiyorum. Bal yiyorum. Çıkam ne amına koyayım ya. Bali mi içiyorsun? Bali içiyorum. Onun gibi düşünebilirsiniz. Hem tiyatral gösterilerimiz olacak size. Hem de bugün burada bir gün geçireceğiz. Bir insan koca gün burada ne yapar, nasıl hizmet alır bunları da görmüş olacağız. Lafı daha da fazla uzatmadan, heyecanıma yenik düşmeden. Gidek. Gel gider. Koyalım oğlum, neye bakıyorum lan, neyi çekiyorum? Yapma oğlum. Gerçek bir huzur evi ama kullanılmayan katı. Komple kapadık huzur evinin bir katını. Yaşlılarımıza rahatsızlık vermemek için. Niyetimiz de zaten çalıp çırpmak değil. Geleceğiz burada, vakit geçireceğiz. Yapılacak çok şey var. Bir yandan gerçekten huzur evi çok da hoşnut bir durum değil. Ama burayı otel gibi kullanırsan yemede yanında at. Hakkını hukukunu bileceksin abi. Sana bakılması için geleceksin yani buraya. Dayak yemeye değil o. Çünkü genelde öyle bir algı var. Bak şunu bile yaparsın istersen. Gel hadi! Dur! Onun biraz da rahatsızım arkadaşlar. Kusura bakmayın sesim kötüyse. Hem rahatsız olduğum için gerçek bir bakım göreceğim. Bakıma ihtiyaç bir insanım şu. Bakalım neler yaşayacağız. Hemen başlayalım. Aracımı şuraya park etmiştim zaten. Bu kadar sonra bakarız. Odama geç. Oda arkadaşlarımla bir gün. Burada hep tutunma demiri var. Yok ama huzur evi olduğunu oradan anlam. Mesela yaşlısın böyle gidiyor. Kanka Agap driftine kalkıyor. 152 burası benim oda. Burası bizim mal. Tanıtmayın şöyle dedim ya. Niye dövüyorsun adamı? Abi uyanmıyor sabahtan beri. Odamız bu şekilde. Oda arkadaşlarım da burada gördüğünüz gibi. Hepsi yaşlı. Ben aracı alayım da. Sıkıntı yaşamayalım. Şuraya park et. Mahalle misin hasta bakıcım. Gel. Ooo. İki yatağımız var ama bölüşeceğiz yatakları. Tufan, Caner, Furkan. Nasıl hissediyoruz böyle? Ait olduğumuz yerde miyiz? Huzurlu ve rahat. Huzur evlenmesinin hakkını veriyor bence. Böyle sessiz, sakin, sıkıcı. Mekke'li müşteriye benziyor. Oğlum ne hala? Bu dönebilen yatak. Böyle yatacağız artık. Arada şaka falan yapıyoruz ama yıl olmuş 2023. Bu seni ezdirmesin yani kendini kimse. Öyle bir şey olursa cimeri ağa. Yamulturlar direkt evi kapar yollar. O yüzden biz işin bakarsın da yaşlı birine vuranın da anasını yüzünden tamamen yaşlı günü geçiriyorum. Siz alışıksınız zaten. Burası da kaldığımız oda olacak. Bakalım odada neler. Oğlum bizim ekibin yaşlıları kim lan? Ben ya biraz. Ben. Kanka. Barış sen kaç yaşındasın gülüm? 25. Ben İsmail... Ebo Barış. Sen ama yaşlıyorum lan da. 25-26. Ebo da galiba 26 mı ne olacak? 25 mi ne olacak? Kanka biz ortalamayız bu arada. 24'üm. Kanka Ebo 25. Ben 25 oluyorum. Aa lan. Doğum gününde bana hediye gönderseniz bana onları yayında açsam ben. Mertcan yapmıştı ya. Hadi devam ettirsene. Set. He? Evet devam etsene videoya. Onu bak yapalım bana tamam mı? Bana kanka, gönderin hediyeler. Karşı ödemeli gönderecek, bok gönderecek adam. Bakalım gerçekten oluyor. Şöyle bir dolabımız var. Kıyafetlerimizi, giysilerimizi asıyoruz. Orada ipek pijama mı abartmayalım mı ya bugün? İpek mi pek diyor. Ben evli bir adamım, ipek kim?
Buyur kardeşim benim. Mert Bey ilaçlarınız. Bak mesela ilacım geldi. Ben içireceğim ama oturur musunuz bir yere? Bizler ne kadar dayak bekliyordu, ne kadar saygılı bir adam. Tam da odayı tanıtıyordum. Gökümü yalla. Hangisini vereceğim? Hasta bakıcı değil misin? Zaten bilmen lazım. Bunlar hasta bakıcıyı, bu öyle s***. Kanka bütün eliyle beni böyle sürdü o abla ya. Ya dikkat et oğlum. Oğlum alsana. Orası cimega ağabeyin, orası. Oğlum antibiyotiğim düştü, niye öyle bir şey yaptın? İlaç param yoktu benim ya. Bak kendin. Ben içiyorum, sağ ol. Afelini içecek misin? Kafası nasıl? 10 dakika sonra geleceğim tekrardan, haberiniz olsun. Teşekkür ederim Hamzacı. O da genel olarak dolaplardan oluşuyor. Her yerde dolap var sadece. Bir de böyle bir masamız var. Arkadaşlarımıza tavla oynamak, dışarı izle. Keyif yapma. Oğlum, telli ne hala? Hastane mi lan burası? Bundan yıllar yıllar önce seninle aynı mapusta yatmış. Mapus yatağa yatağa. Dışarıda da içsin Sopa. Huzur. Ne sen böyle abi bu odaya giriyorsun ya? Yeni sileceğim. Silişe var. Spider-Man gibi siliyor. O da arkadaşlarımızla burada oturuyoruz. Muhabbet sohbet ediyoruz. Ay gırtlağınız. Televizyonumuz var, onu da izleyebiliyoruz. Buradan göbebilede 10 bin dolar müşteri. Mini bir buzdolabımız var. Zaten yemeğiniz, suyunuz. Oğlum bu ne, senin evde ne böyle buzdolabı var mı? Sen var ya, evet, sen var ya, yavaştan huzur şeyine geçmişsin bu ne. Çayını amına koyayım yapıyorsun. Evet. Neydi senin after sex cigaret de vardı bir de. Vay oğlum. He, yaş sandığını 22 yaşında 50 yaşında gibi yaşıyorsun amına koyayım. Bu ya da bir gal vodka bir şey. Bu ya da böyle kaldı, bu şekilde idare edeceğim. Gidemasın Hamza gelsin. Kanka çok sıkılıyor. Tavan üstüme üstüme giriyor. İlaç vermiyor musun? Hepinize kontrol var. İlaç getirir misin bana? Ne getireceğim oğlum? İlaç sana getirir misin? Oğlum yok yok, içtin ikisini de. Sen getir meyyaneci. İlacı bu. Allah'cım eve yazar. Kanka arkadan düşüyor. Yatağa sıkıştım. Bakcım niye getirttin biliyor musun? İlaçlarını fırlattım. Bunu yapmak için. Hastalanmışsın. Hastaydım. Anlayacağınız dilde söyleyeyim Eki. Bozuktum, tamir oldu. Ananızı s**tim amir oldu. Ameliyat mı edeceğim mi? Kontrol sadece. Herkes şu tekleme otursun sıra sıra. Burası koğuş cezaevi değil. Haklarımı biliyorum. Ben senin avukatım. Oğlum biriniz geçsin. Kanka rica etsin. Yener abi geçer misin? Abi ne lan? Baban yaşındayım ben. Geçin siz. Ben en son olacağım. Okulda da aşıya hep en son olur. Onların canı çok yanarsa şimdi. İlk ben alıyorum. Kalk kalk kalk. Kalk polis gel. Bu ekiple huzur evine girme. Kabus gibi kanka. Kolunuzu uzatır mısınız? Şunu tut. Açsana kolu. Kibar olsana. Eray bizim ekiple huzur evine girmek ister misin? Hayır, ben öldürürüm orada biriniz büyük ihtimalle. O ne? Bilmem bir şey. O şimdi değil. Kolum bak kanka, ben olacağım. Çok sıkılıyor. Yani sen yapmak olursun. Parmak düşüyorum kanka lan. Bunları niye saktın böyle babiş manço gibi? Bunun durumu acil. Nereden bakıyorsun? Kaç? Enabız'dan bak. Nereden bakıyorsun dedin ya, ben de Enabız. Yaşlıyız daha idare. Aldılar öyle. Ya benim hayal görüyorum. Tamam Tufa. Fizik biz. Yabancı değil. İşte. Alkollü birader bu. Romil testi mi ya? Benim tansiyonum var mı? Yok yok iyisin. Kaç ha, benim tansiyonum? 55 falan. İyi mi kötü mü? İyi bayağı. Uzat parmağını. İyi soruyorum ya. İyi iyi. Anlıyor musun bu makineyi? Hayır anlamıyorum. 96-86 tamam. Sağ dur lan şeyine bakmadım. Dalga ya. Var mı bir sıkıntı? Öksür. Bu adam ölücü. Oğlum böyle denir mi sukatıma ya? Kalbin atıyor, devam edebilir. Sıradaki... Bana çık ağırda ama. Oğlum gel bir şey olmaz. Gel. Nereden buldun onu ya? Son günü de. Yeter mi? Yaşına başını ömedettik. Tepemize çık. Onu döveceksin işte. Futbolcuymuş biz, sağlık kontrolüne sokuyorsun sabahtan beri. O zaman gelmeseydin buraya. Paranı veriyorum. Oğlum diyorum hakkınızı yedirmeyin yaşlı. Kendimi duyuyorum. Şaka yapıyorum. Kimse var mı? Oha bu çok saçma bir şey. Nasıl lan? Allah çarpsın kendini duyuyor. Bak, bak şimdi bak. Su! Oğlum kalbimi atmıyor. Tabii sen ellemedin mi yagamı ya? Bu adamın tansiyonu kaç? Ben vallahi merak ediyorum. 60. Öyle bir tansiyon yok işte. 6'dır o zaman. 6. Bu çok sessiz bir yaşlı. Ağzını açmaz. Caner ooo. Bunun kalbi atmıyor. Allah çarpsın. Nasıl ya? Arda Güler bu kadar kontrole girmez. Nasıl bir paradoks? Buradaki yaşlılar oradaki genç çocuklara bakıyor. Okul bahçesini karşılık. Çok kötü. Manevi olarak vallahi. Allah yaşlılarımıza zeval vermesin. Adam rahat ol sen. Yapmayın diyorum şunu ya. Hani yayınlayamayacağız diye. Arkadaşlar tabii ki beyaz melekten dolayı biz böyle. Beyler son dakika haberi. Massaka tüm fenomenleri inceleme yap. Ne izliyorsun kanka? Telefon şaka. Keşfetim bile değişti. Yaşlı içeriği de. Biraz bakalım futbol dünyasında ne oluyor. Gençliğimde kulübüm var. Real Madrid.
telefon mu oldu? 10 dakika sonra herkesi salona bekliyorum. Yemekleriniz dağıtılacak. Ben burada yiyeceğim. Sen de biz de mi yiyeceksin? Git ihtiyar, ben Big Mac söyleyeyim. Yok mu üçlü ve tiyatrocu miyatrocu izleyin. Çok sıkılıyorum kanka sizden. Sizi sevmiyorum. Ben de seni sevmiyorum. Aha, açılıyor muymuş o? Yumatu ne? Yumatu anime karakterim abi. Sürekli bir eğlence alıyoruz ve bulamıyoruz. Abi azıcık göbek atalım ya. Lan acıyor gibi ya. Aa, tuvaletimizi göstermedim ben size. Geniş, ferah bir tuvaletimiz var. Buraya lavabomuzu yapıyoruz. Barfix demiyor. Lavabonu yaparken düşme diye böyle. Yani çünkü biraz eğilir. Duş alırken de buraya tutunuyorsun. Burada sigara içme alanımız var. Hayır, ben kullanmıyorum ama Caner falan buraya gelip içebilir yaşlandığında. Çok geriliyorum. Adrenalin dolu aşağı bak. Baksana. Neyi bak? Neyi bak? Çatı var, çatı. Gökhan Türkmen miyiz biz? Ne işimiz var çatı katı? Şimdi çatı katın. Dede dedeliğini bil. Şu Caner bak. Yine kopacağım ben bana şu tipe bak. Ananı şimdi. Sen gardiyan değil, hizmetlisi. Okey? Yeni nesil yaşlılık bu mu? Bana gireceğim ama bırakın. Oraya çıkınca ne olacak? Kanka çok korkuyorum. Kaldım bak, düşeceğim. Zaten biz yaşlıktan, ecelden ölmeyiz. Tetanoz olacağız yani. İş açıyoruz bacım. Bayağı iyi lan. Kanka binadan binaya atlayabilir miyim? Oradan oraya atla, 1 milyon dolar. Benim yükseklik korkum var. Atla. Çekil oradan. Aha. Aha. Burası da böyle bir dalga. Normalde çıkmak yasak ama biz illegal yaşlılar olduğumuz için bir şekil çıktı. Farklı sistem, yeni nesil yaşlı. Kadıköy Hacı Selahlı Türkan. Aman ha koyar. Çatı keyfimizi de yaptık. Karınlar acıktı. Karın acıktı mı? Efendim? Burada da bir çamaşır makinemiz var. Ev halilerimiz, çarşaflarımız, üstümüz, başımız burada yıkanıyor, parklanıyor. Tabii bizi sadece tebeşir parklar bu saatten sonra. Tebeşir değil, teneşir. Tebeşir. Oğlum neredesiniz? Ben sizi arıyorum. Nazal vaktin geldi. Arkadaşlar benim anal vaktim gelmiş. Hastalığımdan dolayı doktorun verdiği bir uygulamayı yapacağım. Ben ilk yaptığımda çok şaşırmıştım. Bu burundan sokuyorsun, suyu buradan çıkıyor. Herhalde ne ya? Sizin evinizde denemeyin. Bu hareketleri yapmayacaksınız. Bir olayı var. Fazla basınç verirseniz ya olursunuz. Allah göstermesin. Karnımız da acıktı. Bu arada huzur evinde hep çıkan menüyü yiyeceğiz. Normalde yaşlarımız ne yiyorsa onu yiyeceğiz bir eve. Ben suyu yapamıyorum. Şu şekilde ben buradan vereceğim. Suyu buradan ince. Yani ben öyle ümit ediyorum. Ümit is bad. Çok rahatlatıcı bir şey mi? Hiç yapmadım lan böyle bir şey. Bak mesela boğazımdan çıkıyor. Peçete yok mu? Bakıcı verdi. Hamza! Oğlum peçete yok mu? Elinizi düşürmesin Allah ya. Ne oldu lan? Peçete düşürsene. Burnun mu açıldı sen, adam mı? Yok, üçüncü gözüm açıldı. Şöyle bassam. Yapma oğlum, yapma! Aşırı rahatlıyor. Ay anana. Ay anana. Masum Kırmızı bir filmine döndü anasını. Uygulamamız bitti, şimdi yemeğimizi yiyeceğim. Hem burada yiyeceğim abi, getirsenize bu gaya. Dedem hadi. Dedem, kime dede dediysek anamızı. Hoşaf var, bu ne a**cık hoşafı mı anamızı? Bebek var, çorba var, hoşaf var. Bu şekil bir menüye en son Çanakkale'de Mehmetçiklerimiz yemişti. Anıyoruz hepsini. Ne çorbası bu? Mercimek. Ne tadı var, ne tuzu var. Belki tansiyonun var, niye tuz bassınlar? Bu yaşamaksa yaşamak. Bana oymuyor. Reccal gibi dugarak mı besliyorlar? Kanka yani? Ben şimdi birazdan bırakıp gideceğim. Yiyecek var mı? Ben de bir tane ver. Senin am... Bunları ben temizliyorum, sen değil ha! Yedirseydin o zaman. Masa benim hizamdan. Öyle mi yiyeceğim? Çorbanın tuzu yok arkadaşlar ama inanıyorum ki cimik çocuklar için en zararsız çikolatayı yap. Büyük ihtimal sağlıktan dolayı ama ben kabul etmedim. Böreğin de tadına bakacağız, sonuçta çıkmış menüde. Patatesi falan galiba bu. Karışık. Anneannem bu menüyü cidden sever. Ama ben... Sarmadı beni. Üzüm açalım mı bu? Kötü değildir kanka. Al iç kardeş. Güzeldir kanka. Ben sevmiyorum. Börek nasıl? Börek bir ilginç. Çok kötü, yemin ederim. Toprak yiyormuş gibi hissediyorum. Yavaşla sana mı? İştahım kapandı. Ekmek taze. Çok yedin, ben alayım artık. Kanka tek güzel şey ekmekti. Yemeğimizi yedik. Burası da hobi alanı. Bak burada Furkan telefonla oynuyor. Caner kitap okuyor. Okuduğu kitaba bak. Kadınlar nasıl zayıflar. Burada çift monitörümüz var. Sen farklı bir şey izlemek istiyorsun. Sen farklı iki tane televizyondan açıyorsun. Toplanma yerinde buluşup arkadaşlarınızla sosyalleşiyorsun. Burada da kütüphanemiz var. İslam ahlakı, Yasin işi. Kendimize bir şeyler katıyor. Atatürk'e zehir olan balı. Çorçulu yedim. Tuzla limon. İsmet Ünlü şalgam formülünü istemiş. Tarihte böyle bir şey yok. Yemin ederim. Adana'da içtiği şalgam formülü. Lan tamam da niye İsmet İnönü'nden istiyor da içtiği yerden istemiyor? Başbakan şey mi diyor İsmet İnönü? Sence verir miyim tarifi? Mentalim çöktü bak. Kim iç mentaliti? Bir şeyler yapalım ya. Kalk diyorum, kalkmıyor. Tamam kalktım. Gel hadi saklanmaç oynayalım. 50'den geriye sak. 49. 48. Oğlum boşverin, boşverin, ziyaretçin o. Kim onlar kardeşim? Gel gel. Kim beni bekle? Görüş günü gibi çıkan adam ziyaretçin varsa gelir yanıma. Huzur evinde bile iç sürüsü gibi geziniyor. Böyle böyle böyle. En sağlıklı LOL oyuncu. Kılayına mı geldin, bu gömleğini yiyeyim senin ben.
Manyak mısınız siz lan? Niye öpüşmeyelim? Dedenim ben seni ya. Geç otur, hoş geldin. Togunumun oğlu. Bekir de togunum gibi düşünce. Sonuçta en gencimiz o. Bu sahneyi gerçekten yaşayabilirim. Bir gün huzur evine gidersem cidden gelirsin. Gelir. Kesin gelirsin. Babaannemi kaldırdılar. Nereye? Hastaneye. Senin karın doluyor kanka. Anladın. Ben oğlum anneannesiyim ben. Sen. Benim eşim anneannen oluyor. Anneannemi kaldırdılar. Ananın. Hastaneye kaldırdılar. Nesi vardı mı işte? Görüşme saati bitmişti. Öyle bir şey yok. Sabaha kadar da kalalım. Tamam. Adam gibi anlat olayı. Anneannem dedi kalbim yok. Ben de dedim galiba senin. Evet. Anneannem dedi ama Allah'ım ekber dedi. Kanka bir şey anlayan var mı? Kanka. Sen anlamıyor. Sen bu haberi vermeye mi geldin? Hem de seni özledim dedim. Eyvallah. Sağ ol kardeşim. Bak ben ne diyeceğim sana. Kerem Dürsin'i görmediniz mi? İyice deli ettiler kendilerini. Vermediler gibi altın kelem. Bu yılın en iyi YouTuber ödülü Berfu Yenenler'e verilmiş. Sizin oylarınızla seçildi tabii. Eminim ki siz de Berfu Yenenler'e oy atmışsınızdır. Yeniden sayılmasını istiyorum oylar. Neyse seneye alırız arkadaşlar. Bir hayalim var. Biliyorsunuz ben de söz verdiğimde tutarım. 2024'te alıp bir şey yapmak istiyorum. Ne yapacaksın? Görürsün moro. Bir şey getirdin mi bana? Getirdim dedim. Bu idiotta. Bekir'im git artık. Kalsam yanında kalırdım. Huzur evine gelmezdim. Bu ne oğlum? Bu firavun mu yattı burada şu çekimde? Devam. Ne kadar çirkin bir şey bu ya. Oyuncak bebek mi yani? Suratı ki. Çağlı Şikel gibi kaş yapmış. Ne oldu lan? Belli kaldı. Sadece dolap, yatak, oda. Başka hiçbir şey yok. Şaka maka en sıkıldığım video oldu. İçeride baygınlık geçireceğim. Hoş bir ortam değil. Hani bak yorucu da değil. Anneannemi koysan yaşar. O yüzden huzur evi zaten. Ama böyle biz çok sarmadık. Biz de dedik ki biraz rutin dışına çıkalım. Bu kadar fazla oda varsa ne yapılır? Saklambaç oynayacağım. Görevli olarak bizi sen arayacaksın. Yaşlılar firarda. In the world. Aminim. Şu an ne istiyorum biliyor musun? Bir anda altımız açılsın. Eyvah. Düşüyorum gibi. Yapma. Zıpla zıpla hadi açılsın. Korkuyorum mu sanıyorsun? Benim kaybedecek neyim var amına koyayım. Ya bu ne? Başlıyor birden 50'ye kadar. Şu an sayma. Kanka bu deli gibi ya. Deli olan sensin. Budanak. Budanak oğlum budak. Budak. Budak değil bunak. Bunak. Bu da bilmiyorum. Bittiyorum ya anlamıyorum şaka. Açın. Yaşlılara yaptığına bak kanka sokakta bak. Saklambaç oynayacağız. Zehir etmeyin yani bir efendi gibi. Efendi gibi. Anlamam bu ne? Dışarıya çıkmıyoruz sadece iç mekanda saklanın. Herkes kamerasını açsın. Bununla bir çekeyim gözünü. Sen aç bir kamera. Oğlum bu nasıl kamera? Gelip sobeleyeceğim mi Mertcan sobe? Bulana kal. Görmem yeterli. Görmen yeterli. Sobede biz anlarız. Saymaya başla. 50'ye kadar. Hayır 60. Bir dakika sayıyor. 2, 3, 4, 5. 6 Aldım sana bana yardım. Bunu ne s**ma hayatta bulamaz. 5 4 3 2 1. Oğlum be ya bu kadar nasıl da basit. Tufan Sobe. Yakalandık. Bunun arkasında bir net var. Evet kanka. Bak sen ifşa a**da koyarım ya. Böyle bir şey olur mu ya? Caner İkşan. Furkan Sobe. Mertcan kaldı. Meto abi seni arayacağım yine de çıkma. Hayatta bulamaz. Nereye sağlandı lan acaba? Burada da değil. Dolaba giremez bu adam. Kanka o adam dolaba girdiyse... Giremez. Oğlum nerede olabilir? Bir dakika dursana. İnanmıyorum ama imkansız. Giremez kanka. Yer yarıldı içine girdi sanki. Kanka bence burada o itme. Ben ne dedim? Ananı kaldıracaktım orayı. Yok oğlum ya. Ya. Oğlum sen niye sürekli burada burada deyip bugayı açtın? Evet. Kazandın evet. Zaten. Kazanmak etme. Kazanma ödülü olarak herkese çay ısmarlayacağım. Hatta çayımızı da bahçede içelim. Sallanıyor yalnız. Sal. 750 kilo. Seyit Ali onlaşım bu asansöre. Bahçemize çıkıyoruz. Oo. Bu ne lan? Keyfi kesiyor mu? Yağmurlu bir günde böyle pata pata yağmur yağarken oturacağım burada. Çayımız nerede? Ne bileyim abi. Nasıl ne bileyim birader sen getirmeyeceksin. Çayımızı getirsen. Allah huzur evinde huzuru bulduk hocam. Yani gerçekten az. Haramda huzuru ararsa huzur size haram olur. Huzur evinde bile olsan kafanı yastığa koyuyorsun da kafandakileri bir yere koyamıyorsun. Ya niye herkes bir söz söylemek yapışım? Ben sıkıldım kardeşim. Yaşlanmak da istemiyorum. Zaten hızlı yaşayan derken olur. Öyle bir şeyimiz. Cesediniz yakışıklı ha. Ha. Onu ya. Oğlum çayımız ne? Demleniyor demleniyor. Demleniyor ne demek? Hepsiz mi döveceksiniz? Ola. Yok arkadaşlar kimsenin kimseye dövdüğü yok. Bak bir günde buradayım. Birbirini dövse gördük. Tahliye yakın, meşaleleri yakın. Güzel bir yanını söyleyeyim mi sana? Çarşının tam içinde. Çarşıda gezersin, akşam bugaya yatmaya gelirsin. Aynen, club falan. İlla club olmasan gerek yok. Kardeşim çıkarsın bir muz şeftali alır gelir. Bugün çarşı izniniz yok ama. Çarşı izni diye bir şey mi bak? Oğuz trafikteydim kızım, trip yerdim. Kanka bu yeniyor mudur? Furkan. Bir şey buldum çok. Resma çok. Bu yeniyor mu? Yok kanka. Nereden biliyorsun? Yok kanka hemen elini açmamış al. Açmamış gonca derler bu. Bunu yeme, gülün yaprağını ye direkt bak. Ye.
Yedi amına koyayım. Şey tabii ki. Cidden güzel mi? Şov için mi yedin? Ona göre yiyeceğim. Yeniyor öyle kötü bir tadı yok. Gül yenen bir şeymiş. Yukarısı sıkıcı, bahçe sıkıcı. Yok mu buranın eğlenceli bir yeri? Çarşıya ya? Çıkar. Karşı pazar karışık o zaman. Yaşlı olmadığımız için belki de anlayamıyorduk. Onlara göre bu daha iyiydi belki. Kafa dinliyorlardık ama. Ben size söyleyeyim mi? O ortam beni sardı bu arada. Bilgisayar var olsa ben takılırım bu arada, onu söyleyeyim. Ne güzel işte. Bilgisayar doğrusu senin evden farkı yok ki zaten. Tamam işte ondan dolayı diyorum. Ne olacak? Tamam. Bilgisayar olsa okeyim. Bilgisayar olsa huzur evi olmaz ki zaten. Niye bilgisayar olunca huzur evi olmuyor mu amına koyayım? Kanka sen o bilgisayarı açtığında Discord'da biz damlıyoruz ya. Evet yani öyle bir şey var ya. Doğru. Evet. Dedim cezaevinde çok daha fazla eğlendik. Böyle dedim diye tutuklamayın beni. Terbiyesizler huzur evine ne çizmiş? Biz yaşansak bunu çizerdik. Kesin çizerdik. Elbet birisi de bizim gibi yaşadı ve buraya düştü. O gün Ümmeti Muhammed indi bu. Sadece yatıp uyumak istiyorum böyle günlerce, aylarca, yıllar. Gülü yedirdi bana, midem yanıyor ya. Sanki zor. Sen niye Yakup TV gibi geliyorsun eve ya? Kim lan? Allah Allah. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş Askan geldiniz. Askan geldi Askan. Hoş geldiniz. Sefalara getirdiniz. Sefalara getirdiniz. Hoş bulduk Ask. Ne yapıyorsun kız? Hoş geldin. Özledin mi beni? Oo. Yarı. Ne yarı? Yarı. Ne yarı? Yarı özledik işte. Niye? Ne niye? Ben seni çok özledim. Sen beni niye yarı özledin? Yarı. Ya ya baba böyle bir şey olamaz ya. Bunun erkek dayak. Tamam ben Twitter'a atmasını hadi, çok özledim. Tamam özledim çok özledim. Özledim azgım. Çok özledim evet. Tamam hadi öpmeye geldim. Hadi görüşürüz. Ben seni Twitter'a atacağım. O abi yok mu ya? Kadınların kadınlar işte toplanıyor, maplanıyor. Erkekler toplanmıyor mu abicim? Kimseden korkumuz yok bizim. Tamam ben görürsüz Twitter. Ya bak kalkıp döveceğim şimdi ya. Vallahi billahi kalkıp döveceğim. Zorla ağzına tıktım ya. Ey insanoğlu ey. Böyle koşturmak falan çok boş geliyor. Burayı yaşayınca ben bugünden sonra hayata çok daha farklı bakacağım. Nasıl bakacağım? Böyle bak. Yok ben bu kadına gidip direkt şey vereceğim. Karakola vereceğim ya. Böyle bir şey yok abicim ya. En son köpekler toplanıyordu. Eros Etbo sen komik misin? Amına kodumun. Milletin yüzüne bak ya. Burada video Testo Taylan videosu gibi olmuş olabilir arkadaşlar. Çok sessiz olabilir ama gerçekten yapılacak bir şey yok. Eğlence olsa katılırdı. Biz de aranıyoruz. Aranıyorum valla. Hamza nerede? Şu an mesela kendimi dövmüştüm. Yaşlılıkta kanka bilinç de gidebiliyor bunlar. Her an birinin bakması lazım. Alzheimer'ı var, demansı var. Ya boşuna mı geldi? Taylar diye bağırsana lan, bir şaka olsun. Yok pardon. Lan bir kere bak. Olmuyor kanka, video olmuyor. Yapar mısın kanka? Yapmayacağım kanka. Tamam, biz de içmiyoruz. Tamam ben ediyoruz. Kendim. Onu yapamaz. Getirsen çaylar diye. Ne olmuş? Ne Hüseyin eskort mu? Ne alaka anlamı utanıyorum ama adamın. Ne alaka anlamı? Ya görmüyormuşuz gibi. Çaylar diye bağırmakta ne var mesela? Ha, pasif kalıyoruz abi videoda. Oo beyler. Ne oldu lan? Oo. Ne oldu lan? Tamam o ama. Yapmıyorsan. Kanka yapmıyorum. Tamam ekipten atıldım ben bunu. Al kanka. İstanbul'da görüşürüz. Geldi beyler. Çaylar. Oo çayda çay ya. Her şey anneannem gibi ya. Fatih'in evine göre daha modern çay kaşıklı. Çayın sıcak olması gerekmiyor mu? Yaşlılar elini yüzünü yakmasın diye kaynar çay mı getirsin yaşlıya? Kafandaki yaşı nedir tam olarak? Kanka mesela benim senin kafandaki yaşı bana şöyle geliyor. Hayır. Adamlarla konuştuk, hepsinin eli ayağı tutuyor. He. Hasta olanlara zaten bakımı yapılıyordu. Eminim ki Jimmy en zararsız çikolatayı yap. Benim annemin bir teyzesi var, çayı böyle içiyor bak. O yüzden yarım doldur. Niye titik öyle? Met Parkinson hastası. Geçmiş olsun kanka. Çok geçmiş olsun teyzem. Ellerinden öpüyorum. Öpemezsin titriyor. Bu video yayınlan ama. Cahreyn değiliz biz, öyle Deniz Baykal, Maykal muhabbetlerine girme. Kimse girmedi niye? Güzel ya. Kahvehanede içersin bu çayı. Bu arada Ahmet abi şimdi Cahreyn demiş ya. Ahmet abi bunu tişörtü bana gönderdi ya. Abi şundan bir iki üç tane daha göndersene. Ben de kilo aldığım ya için. Ya sen bu altı ürün... gündür niye onu giyiyorsun abicim, ya? Abicim çok güzel ama tişört. Vallahi billahi bak çok güzel ya. Bunu Ahmet abiye atın tamam mı? Ahmet abi bana bir iki tane daha göndersin şundan ya vallahi. Durumu yok deyim bu ara. Eray kaç X'ler ço? Normal X'ler ama kalıbı büyük bunun. Bak. Kalıbı büyük yani. Satın al. Para durumu yok deyin durumu. Bir tane daha doldur. Mecbursun. Almıyorum. Mecbursun. Şu an gerçekten yaşlı bir çay mı istiyorsun? Onu yapma düşündüğün. Oğlum bak ben bildiğin yaşlara ben. Yakup TV olsa da dövsek ya.
Koyama vakti beyler. Bak mesela aktivitemiz geldi. Yaşlı olsam bakkala gelip düşmüştüm. Kız çok iyi lan. Ben hiç gelmedim. Odaya kapadık kendimi. O ne bilecek? Her şey eğlenceli geliyor şu an. Para basacağım. Çok yanlış şey yapıyoruz. İmam niye bilecek onu? Bunu koyuyor. 50 kat. Daha değerli. Bak sen düz uçak çaptı. Kıvrım kağıtları. Sakin ol. 11. Ben oraya bilecek. Geçmiş olsun. Tamam. 13 ver. 21. Aç ol. 15. Kasapatlar. Dar düşeş beyler. Ver takki. Eyvallah. Ama bir şey söyleyeyim. Senin 3 tane koş, 3 tane bahis vermesi lazım. O kadar da takılma yani. Biz kumar oynamıyoruz. Biz mafya mıyız? İş adamı. Böyle de bir salonumuz var. Bak kütüphanemiz var. Aferin çocuğuma. Diyarbakır misali. Amele yapma kardeşim. Bence bu video bizim için çok iyi oldu ya. Şükretmeye. Yalnız huzur evinde de kasino olmaz olsa sarmaz mı dızcı? Bir düşünsene bir. Amına koyayım çıkmam var ya oradan. Kadendik ve gençliğimizin değerini çok daha anlayacağız. Kızımla kuşağı kimle taşı. Öyle bir ortam. Sazına sağlık abi. Gözlerim doldu. Hayat devam etmek dedi. Herkes ne yaptı göstereceğiz. Hamza. Görevlimize yaptık bunları. Bütün gün hizmet ettin bize. Bana da bir hediye mi olmuş? Hediye. Ali Koç FB cikcik. Çok güzel olmuş. Cane Realty. Yaz ve kış kreasyonu anladım olarak. Bu şekilde bir çizim yapmış. Güzel yapmış ha. Ooo. Skill 4 Hamza ya. Tamamen sürrealist çalıştı. Kendi grafitim. Eyvallah. Sen bunu alkışlat. Hadi benim dövme 10 dakika. Sen de yukarıda verin. Oh, bir daha söylesene onu sen. Şey yok ya hadi çıkalım. Huzur evinde bir gün geçirdik. Gördüğünüz gibi artık akşam oldu yatış vakti. Sonuçta burada gece hayatı yok. Akşam 8-9'da vuracaksın kafayı yatacaksın. Güzel bir gün geçirdik. Yaşlı olsaydım orada eğlenebilirdim. Bir de arkadaşların da olacak sonuçta. Zaten bu ekipte her türlü eğleniyorsunuz yani. Bu ekiple bir gün geçirsem dayımı yer. Videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanala abone olun. Video beğenmeyi ve yorumlarda besmeyi unutmayın. Beğenmeyseniz de dijital katın hem hastayız diye hem de yaşlılığı tatmak için böyle bir video çekmek istedim. Umarım keyif almışsınız da kendinize çok iyi bakın. Bye bye amigos. Ok. Dünyanın en asimetrik vücudu ama. Senin vücudun niye böyle? Nasılmış? Ufam biz burada yatamayız. Fiziki olarak mümkün değil. Ay zekniyim ben buraya sıkışacağım. Kangren olacağım ya. TYK yok. Hele hadi yatın uyuyun. Yarın önce sabah olsun da gidelim. Kim bu ya? Alo. Efendim abi. Huzur evinin sahibiymiş arkadaşlar. Ben yine numaram yayıldı bu ara. Bu şekilde uyuyacağız. Işıkları kapar mısın Hamzacı? Ya da ışıkları kapama. Karanlıktan korkuyor. Sabah gideceğiz. Biz tabii korku yapmıyoruz. Burada kalacağız mecbur. Babaannemin korku değil dediği video. Beni izleyen adam burada 10 dakika yatmayacağım bile. Video kapanacak. Evime uzayacağım. İpek pijama takımımla. Rolde şaka oynayayım. Güzel 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 videoydu hocam. Ne oluyor amına koyayım? Çekeceğim dedi. Hadi bir daha bunu izleyelim o zaman 2 ay önceymiş.